Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Omron koldan ölçer tansiyon aletini inceleyeceğiz, anlatacağız. Adaptörünüz yoksa nasıl bir adaptör alacağınızdan, hangi modellerinde adaptör olduğundan vesaire bahsedeceğiz. Bu cihaz bugün yeni geldi, yeni aldık. Adaptörsüz bir model. Adaptörleri internette var. 250 ile 400 TL aralığında böyle saçma sapan bir aralıkta satılıyor. Yalnız dışarıdan piyasadan da adaptör alabilirsiniz. Giriş çıkış değerlerini bilmeniz yeterli. Ney değerleri? Soketi 4x1.7 mm. Yani bu sokete uygun 550 mA 6 volt çıkışlı bir adaptör. Tabii ki giriş 110 volt, 220 volt olacak. Bunlar olduğunda adaptörünüz cihazınızı çalıştırır. Voltaj yüksek adaptörler, yani çıkış voltajı kullanmayın. 5.8 normalde, 6'nın üzerindeki değerler cihazınıza zarar verebilir. Amper ufak tefek oynayabilir. Yani 550 mA'nın altına düşmeden 600-700 mA işe yarar. Amper çok zararlı değil. Neyse, cihaza geçelim. Koyduğunuzda yerinde sabit duruyor. Ağır. Yani ağır derken öyle taşınacak derecede ağır değil, ancak bir ağırlığı var. Bu da iyi yani. Böyle sarsıntıyla, işte el çarpmasıyla düşmez. Yerde zaten sağlam tutuyor. Arkasında pil yuvamız var. 4 tane kalın pille çalışıyor. Ne diye geçiyor bu piller? 2A. 2A pil. Şarjlı pil alarak da kullanabilirsiniz. Adaptör alıp adaptörle de pil yükünden kurtulabilirsiniz. Adaptör tavsiyesinde arkaya yazmışlar zaten. HHP-CM01, HHP-BF-H01. Diğer voltaj değerleri ise içinden çıkan kılavuzlarda yazıyor. Bunların hepsinde voltaj değerlerini yazmışlar. Beslemesini vesaire. Doğru ölçüyor mu? Yani piyasa malı, marka bir cihaz. Bu manada düşününce ve kullanılan bir ürün olduğu için herkes doğru ölçtüğünü düşünüyor. Her yerde de var. Bizim şöyle bir bilekten ölçer tansiyon aletimiz var. Bunu ölçüm yaptık. Değerleri hemen hemen aynı. Bu biraz daha düşük çıkarttı. Ancak bu cihaza çok fazla güvenmiyorum. Neden? Bir 8-10 yılı var. Yine de normal tansiyon aletiyle yaptığım ölçümlerde değerinin doğru olduğunu gördüm. Kullanımı da oldukça basit. Şöyle bir anlatalım önce. 30 hafıza özelliği var. Kullanımı gerçekten aşırı basit. Tek tuşla çalışıyor. Hata kodları verdiğinde bunlar nasıl çözeceğinizi kılavuzlarda yazmışlar. Çok fazla sıkmıyor. Yani rahatsız edici değil. Nabız ölçüsünü vesaire gösteriyor. Ayrıca değerlerinizde herhangi bir sıkıntı varsa ne yapıyor? Sizi uyarıyor. Şurada bildirimleri var. Mesela takalım. Kola taktığımız aparatın hortumunu takacağımız bir yer var. Böyle ittiriyorsunuz. Kırık ediyor ve takılıyor. Sol koldan ölçülü tansiyon genelde. Bunu takarken arkadaşlar şuradaki ok kısmı ve hortum tam buraya gelecek. Bakın. Damarınızın üstüne soldan dediğim gibi ölçüm yapıyoruz. Ölçüm yaparken konuşmuyorsunuz. Kolunuzu hareket ettirmiyorsunuz ve kalp hizasında oluyor kolunuz. Şöyle taktınız. Sıkmadan yerleştirdiniz. Basıyorsunuz. Kaç çıktı? 135'e 92. Nabzımızda 87. Buradaki ikazların manası zaten kitapçığında yazıyor. Şimdi mesela bu bilekten ölçülere de bakalım. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Bu şekilde takılıyor normalde. Böyle taktığımızda yüksek tansiyon veriyor. Muhtemelen buradaki sensörde bir sıkıntı var. Kaymış mı artık bilmiyorum. O yüzden size doğru tarak takacağım. Bakalım kaç değer verecek. Zamanında bu da iyiydi. İşini iyi yapıyordu. ...125'e 81 hemen hemen birbirine benzer değerler çıkarttı. Cihazın fiyatı nedir? Yani şu anda adaptör hariç
Satılan fiyatı en ucuz 800 lira civarında. Bazı birkaç bilinmez sitede daha ucuz fiyatlara var. Fakat hani tavsiye de etmiyorum. Şu aralar bir dolandırıcılık söz konusu bu sitelerde. Adamlar ciddi yatırım yapıp siteyi açıyorlar. Müsaade belgelerini falan alıyorlar. Milleti dolandırıyorlar. Sonra da ortadan kayboluyorlar. O yüzden hani bilindik siteler dışında alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. En azından o sitelerde muhatap bulabiliyorsunuz. Bir yerlere şikayet edebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyorsa ekşi sözlü rezalet başlığı açarsınız. Ancak adı sanı duyulmamış saçma sapan sitelerde, böyle enteresan isimli sitelerde alışveriş yaptığınızda rezalet başlığı açarsanız linç edilirsiniz. Şimdi gelelim şu kısma. Nasıl, iyi mi? Vallahi kaliteli. Yani güzel. Soft bir yapısı var. Ancak üreticilerin üretim maliyetlerini düşürmeye çalıştıklarını buradan da görüyorsunuz. Yani biraz böyle ince. Umarım kumaş dayanıklıdır ama biz yıllarca tansiyon ölçtük. Kullandığımız malzemeler hep kaliteydi. Onlarla kıyaslayınca böyle daha kalitesiz demeyeyim de ne derler? Narin duruyor. Narin. Kumaşın hissi falan güzel ama böyle bez gibi garip maliyeti kısmışlar. Şortundan bile kısmışlardır eminim. Çünkü adaptörü bile koymamışlar içerisine. Adaptörlü ayrı fiyat. 1200, 1100, 1300'e çıkıyor. Adaptörsüz ayrı fiyat veriyorlar. Neden? Şirketlerin amacı her zaman karlar elde etmek. Büyük karlar. Neyse, boş laf yapmayalım. Güzel bir cihaz. Ölçüm değerleri iyi. Hatta bununla ilgili bir video da çekeceğim. Yani ölçüm değerlerini normal stetoskop kullanarak kıyaslayacağım kendi duyduğum rakamla. Bakalım ne kadar doğru sonuç veriyor. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Bir sponsorluğumuz vesaire yok. Kötüyse kötü diyoruz. Tek sıkıntı adaptörün olmaması. Adaptörsüz modeller var. Onlarla da cihazı karıştırmayın. Bazı modellerde adaptör girişi yok. Yani şu girişi yok. Siz alırsınız, sonra adaptör alırım dersiniz. Bir bakarsınız adaptör yok. M2HEM7143E J falan yazıyor bazen de. Görsellere bakın. Adaptör girişi var mı? Varsa bile satıcıya mesaj atın. Adaptör girişinin olup olmadığını teyit edin. Ona göre alın. Bence önemli. Adaptörle kullanmak sabit bir yerde duruyorsa cihaz daha iyi. Adaptörün içindeki pilleri şarj edip etmediği konusu muamma gibi. Neden? Kitapçında bununla ilgili bir şey yazmamışlar. Yani adaptörü taktığınızda pilsiz kullanıma olanak sağlıyormuş gibi algıladım ben. Yani şarjlı piliniz varsa içindeki pilleri şarj etmez. Ki mantıken de öyle olması lazım. Çünkü içerisine şarjsız pil koyduğunuzda adaptör ne yapacak? Dolu pile veya işte şarj olmayan pile sıkıntıya yol açacak. Aslında adaptör şarj için değil, cihazı çalıştırmak için. Mesela bir de hata kodunu gösterelim. Şu an hiçbir yere takılı değil. Ne yazdı? E1. Hemen açıyorsunuz kitapçığını. Böyle bir hata kodu olduğunu size söylüyorlar. Bu kadar arkadaşlar. Daha da fazla anlatacak bir şey yok. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.